Gördüğünüz gibi maşallah aloe vera bir yılda bu hale geldi. Ve aloe veranın Ormus tarım kullandık. 1000 tane ekmiş olduğumuz küçük aloe vera fideleri, şu boydaki aloe vera fideleri bir yıl içerisinde çok çok büyüdü. İçerisi böyle çok güzel aloe vera jel dolu. Maşallah çok verimli, kaliteli. Kökünden 30-40 tane filiz fırladı. Ormus tarımla verim %100 artıyor. Bunu gözlemledik. Artık seramıza aloe vera sığmadığı için katıldığımız fuarlarda insanlara aloe vera hediye ediyoruz. Aloe veradan kurtulmak için ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü aşırı oranında bir aloe vera meydana geldi. 1000 tane ektik, 100.000 tane fide oluştu. Bunu artık fuarlarda insanlara tanıtımını yapıp dağıtıyoruz. Seralarına, bahçelerine, evlerine yerleştirmek için. Ormus tarım neden bu kadar önemli? Bu Ormus tarım birleşiminde bor, çinko, mangan, demir ve organik maddeler var. Organik maddeler nedir? Humik asit, fulvik asit. Fakat buradaki bor, çinko, mangan bugüne kadar tarımda kullanılan bor, çinko, mangan, demir, molibden, bakır gibi değildir. Monoatomik element. Monoatomik element nedir? En küçük elementi dönüşmüş hali. Yani element topinli başı kadar düşünelim. Mineralse elimizde gördüğünüz kadar büyüktür. Yani 10.000 kat daha büyüktür element. Bor, çinko, mangan, demir. Mineral şeklinde olduğu zaman bitkinin yaprağı o minerali, o gübreyi istifade edemez. Toprağa verirsiniz, akar gider taban suyuna veya akarsuya karışır. Hiçbir faydası olmaz toprağa. Oysa monoatomik element olduğu zaman arada 10.000 kat büyüklükte, çapta fark var. Monoatomik elemente dönüşen bor, çinko, manganı bitkinin yaprağında da verebilirsiniz, kökten de verebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Bu toprağı bir, nemli yapar. İki, kireçlenme yönler. Üç, asitlenme yönler. Dört, bitkinin kökündeki faydalı bakteri artırır. Faydalı bakteri bitkiye azot verir, fosfor verir. Azot bakterilerini, fosfor bakterilerini artırır.